Meyan kökü şerbetinin yararları nelerdir? Ramazan'da bol bol tüketin. Ramazan ayının vazgeçilmez besinlerinden biri olan meyan kökü şerbeti tamamen doğal ve bitkisel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki, meyan kökü şerbetinin yararları nelerdir? Fazla tüketilirse zararı var mıdır? Baklagillerden olan, ırmak kenarlarında sulak ve nemli yerlerde yabani olarak yetişen bir bitkidir. Boyu 50 ile 150 cm, bazen de 200 cm'yi bulabilir. Çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları kanat şeklindedir. Sıcak havalarda serinlemek için buzla servis edip içilen değişik tatlı bir şerbettir. Özellikle yaz aylarında rağbet gören ve Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biridir. Yararları nelerdir? Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten sağlık uzmanları meyan kökünün yararlarını şu şekilde sıralarlar. Ses kısıklığına iyi gelir. Balgam sökülmesi, öksürük gibi rahatsızlıklar içinde kullanılır. Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan meyan kökü, midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda sağlar. Kabızlığa karşı da iyi gelen meyan kökü, kram çözücü olarak da bilinir. Meyan kökü, siroz gibi karaciğer hastalıklarına da fayda sağladığı gibi, akne, sivilce, sedef hastalığı gibi ciddi oluşan problemler için de meyan kökü kullanılabilir. Ağız içindeki yaralar için de meyan kökü gargara yapılarak fayda sağlayabilir. Tansiyonun üzerine sokulması ve adison hastalığı için de meyan köküyle tedavi sağlanabilir. Birçok insanın yakındığı peptik ülsere karşı koruma sağlar. Böbrek üstü bezi hastalıklarına karşı kullanılması da meyan kökünün yararlarından bir tanesidir. Hormonal dengesizliklere karşı da kullanılabilir. Karaciğeri korur. Kışın sıkça karşılaştığımız hastalıklardan olan soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, balgam oluşması gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı şifa sağlar. Dalak, böbrek ve karaciğere fayda sağlar. Vücudu toksinlerden arındırır, antimikrobiyal, antioksidan ve tonik özellikleri vardır. Kutu hastalığına karşı da kullanılabilir. Ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Vücuttaki çıbanları ve yaraları iyileştirir. Sindirim sistemini rahatlatır, hazımsızlığı ve kabızlığı önler. Mesane taşlarını ve idrarı çıkma zoruna karşı tüketilebilir. Ağızda çıkan AFT'ler için gargara yapılarak kullanılabilir. Egzama için jel haline getirilerek kullanılır. Adet dönümü veya menopoz sorunlarına fayda sağlayabilir. Yapılan araştırmalarda kolon ve meme kanserine karşı koruma sağladığı görülmüştür. Polistik over sendromu rahatsızlığı çekenler de bu şifalı bitkiyi kullanabilirler. Kronik yorgunluğa fayda sağlaması da meyan kökünün yararları arasındadır. Tüberküloz, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara karşı kullanılabilir. Balgam söktürücü olarak günde 3 kez 1 gram bu şifalı bitkinin tozu yutulur. Gastrit ve ülser tedavisi için günde 20 ile 25 gram meyan kökü çiğnenerek tedavi sağlanabileceği gibi 30 gram meyan kök tozuyla 1 tatlı kaşığı keten otu 1 litre suda 20 dakika kaynatılarak bu sıvıdan günde 3 bardak içilebilir. Bu sıvı öksürük tedavisine de uygundur. Yan etkileri ve zararları var mıdır? Fazla tüketilirse eklemlerde ve yüzde ödem oluşturabilir. Yüksek tansiyona sebep olabilir ve vücutta potasyum kaybına yol açabilir. Bu yüzden bu bitkinin fazla tüketilmesi zararlıdır. Ayrıca vücutta sıvı birikmesine ve böbrek rahatsızlığına yol açabilir. Bu şifalı bitkinin faydaları kadar zararları da bulunabilir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her bitkinin fazlası zarardır. Ayrıca bazı durumlarda bazı insanların kullanmaması gerekir.